Arkadaşlar iyi günler. 60. KPSS coğrafya deneme sınavıyla ben Doğu Ateş YouTube coğrafya kanalı. Arkadaşlar hemen sorularımıza başlıyoruz gene. Buna göre Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerin hangisinde daha geniş çaplı buzullaşma sonucunda oluşan plato buzullarının oluşturduğu izlerden bahsedilebilir? Türkiye'de son buzul çağında oluşmuş yeryüzü şekillerine pek çok yerde rastlanmaktadır. Türkiye'de son buzul çağında oluşmuş yeryüzü şekillerine dair izlere pek çok yerde rastlanmaktadır. Ancak ülkemiz mutlak konumundan dolayı tüm yüzeyi kaplayan kıta buzullarına veya buzullaşma sonucunda ortaya çıkan Sander Düzlüğü gibi yeryüzü şekillerine rastlanmaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi diyor ki Türkiye'de plato buzulu var mı? Arkadaşlar bu ciddi bir soru işareti. Tabii ki Türkiye'de plato buzulu veya kıta buzulu tüm yüzeyi kaplayacak ölçüde geniş buzulların varlığından genelde söz edemiyoruz. Neden? Çünkü Türkiye mutlak konum olarak orta kuşağın sıcak kesiminde yer alan bir ülke olduğu için bu kadar geniş çaplı büyük buzullaşma izlerine rastlanmaz Türkiye'de. Ancak Uludağ, Beydağları arkadaşlar ne bileyim Konya Güneydoğusunda bu Bolkar Dağları veya Cirosat Dağları Hakkari'de Türkiye'de buzullaşma izlerinin bulunduğu dağlarımızdır. Ama Doğu Karadeniz'de dağların yüksek kesimlerinde 2200 metreden yüksek yerlerde bakın buralarda 2400 metre burada 2200 metreden yüksek yerlerde çok geniş buzullaşma izlerine rastlanıp hatta yüzlerce belki sayısı bine yaklaşan Silk Gölü'nün varlığından bahsedebiliriz. Hani bu 4 numaranın olduğu yerde artık vadi buzullarının birleşip dağdan aşağı inen plato buzullarına dönüştüğü söylenir. Bu bakımdan 4 numara Türkiye'de buzullaşma izlerinin en fazla ve en kalabalık olduğu yer olması bakımından bu sorumuzun cevabıdır. Bir diğer soruya geçince arkadaşlar Türkiye yüksek ve engebeli ülkedir. Bu ülkemizin bu özelliklere sahip olmasında etkenlerinden hangilerinin en fazla etkili olduğu söylenebilir. Ayrışma, karstlaşma, tektonizma. Şimdi Türkiye'nin çok fazla yüksek ve engebeli bir ülke olmasında, Türkiye'nin çok fazla yüksek ve engebeli bir ülke olmasında en önemli etken 3. zamanın sonlarında yani günümüzden 12-13 milyon yıl önce ülkemizin yükselmeye başlaması ve Tetis Denizi'nden çıkarak Alp Himalaya kıvrım sistemindeki dağ kuşağına katılması yatar. Bu durum Türkiye'yi etkileyen tektonik faaliyetlerin tektonizmanın bir sonucudur. Ayrışma yani parçalanma, çözünme bir etken değil. Aksine alçaltıcı bir etken. Karstlaşma yine yükseltici bir etken değil. Alçaltıcı bir etken. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı kesinlikle Ceyhan'dır arkadaşlar. Bir diğer soruya geçmeden evvel şunun yerini şöyle değiştirelim. Arkadaşlar buna göre illerinden hangilerinde vejetasyon süresi diğerlerinden daha kısadır? Vejetasyon dönemi bitkilerin uykularından uyandıkları ve yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri dönemdir. Sıcaklıklar belli bir eşiği aştığında vejetasyon dönemi başlamakta. Bu eşiğin altına düştüğünde ise sona ermektedir. Adana, Muğla, Van, Ağrı. Arkadaşlar son denemelerimizde 5-6 denemede sürekli bu vejetasyon dönemiyle ilgili soru soruyorum. Çünkü son 3 yıldır, 4 yıldır KPSS sınavında çıkmış olduğu için vejetasyon dönemi kavramı ve güneşlenme süresi kavramı bunlardan çok sık soru kullandım. Şaşırmayın. Ya Doğu Hoca niye aynı sorulara döndüm döndüm sorun. İşte bu yüzden döndüm sorun. Çünkü sadece ben dönüp dönüp sormuyorum. ÖSYM biliyorsunuz aynı soruyu 100 kere soruyor. Bak Erzurum Kars Platosu. Icığını, ne varsa arkadaşlar defalarca soru. Vejetasyon süresi, vejetasyon dönemi. Güneşlenme süresi, güneşlenme dönemi. Arkadaşlar bunlar bilmek zorunda olduğunuz kavramı. Bakın çok güzel açıklamışım burada. Demişim ki vejetasyon dönemi bitkilerin hayatta olduğu süreç. Hangisinde daha uzun? Çünkü bitkiler ne zaman hayata geliyor? Artı 4 dereceden daha yüksek sıcaklıklarda hayat başlıyor bitkiler için. 40 derecenin altında da hayat devam ediyor. Demek ki 4 dereceyle 40 dereceyi kabaca bir yaşam
ışığımızın olduğu süreç olarak kabul edelim. Buranın olduğu yerler Adana ve Muğla'da çok uzundur. Çünkü buralar nemli sıcak bitkinin yaşayabileceği yerlerken Van ve Ağrı'da hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü günler, yani donlu günler çok fazla. Bu bakımdan cevabımız 3 ve 4, çünkü daha kısa olanı soruyor bize. Arkadaşlar size ricam, bakın soruların içeriğini, kalitesini, niteliğini çok net görüyorsunuz. Piyasada kitaplar, hiçbir dergide, hiçbir dershane, yayın evi, halk evleri bunları vermiyor, bu kitapları. Dolayısıyla bu kadar güzel soruların olduğu materyal başka hiçbir yerde bulmanız mümkün değil. Sizden rica ediyorum, lütfen bunları izleyelim. Bakın 1080 soru olmuş şu ana kadar. 1080 sorudan oluşan bir KPSS denemeleri dizisi var. Böyle bir kitap satılmıyor zaten ve bu kadar nitelikli, bu kadar kaliteli, bu kadar düzgün kitap satımı üstüne üstlük, bunların hepsini canlı olarak şimdi size çözüyorum. Lütfen bunları izleyin, çözün, not alın, aklınızda bulundurun. Bir diğer soru, bakın yine süper bir soru. Diyor ki, bu alanların hangisinde Riya tipi kıyılar görmektedir? Aşağıdaki haritada bazı kıyı kuşakları farklı renkte numaralandırılarak gösterilmiştir. Bakalım farklı renkte midir, numaralandırılmış mıdır? Ben büyüteyim sizin için. Evet arkadaşlar, kıyı çizgileri kırmızı renkte numaralandırılarak gösterilmiş. 1 Doğu Karadeniz, 2 İstanbul, 3 Çanakkale güneyi, işte Balıkesir, Edremit, 4 Antalya, 5 numara işte Antakya, Hatay kıyılarımız verilmiş. Şimdi hangileri Riya tipi? Şimdi Riya tipi nedir? Onu söyleyeyim öncesi. Arkadaşlar son buzul çağında denizlerdeki sular yükseldi. Buzul olarak yeryüzüne birikti. Dolayısıyla sular büyük ölçüde buzul olduğu için dünya denizleri 110 metre alçaldı. Dünya denizlerinin 110 metre, yani bugünkü seviyenin 110 metre alçalması ne oldu? Akarsuların denize doğru yatağını daha derine kazmasına yol açtı. Bu kazma hareketinin sonucunda şimdiki deniz kıyılarında V şeklinde vadiler oluştu. Ama bundan 23 bin yıl önce son buzul çağı sona erince deniz seviyesi tekrar yükseldi. O 110 metre yükseldi, yükseldi. Şimdi mesela Karadeniz oluştu bu dönemde. Yükseldi ve Karadeniz kıyısındaki o eski V şeklindeki vadiler sular altında kaldı. Dolayısıyla V şeklindeki vadilerin sular altında kalmasıyla inanılmaz güzel kıyıda koylar oluştu. Mesela Hamsilos koyu Amasra'da, değil mi? Hamsilos koyu, pardon, Sinop'ta Hamsilos koyu, işte Sinop Yarımadası. Arkadaşlar burada Büyükçekmece ve Küçükçekmece koyları oluştu. Ama sonra bu koylar ağzı işte kıyı setleriyle kapandı. Bunlar Hilset göllerine dönüş. Ama biz biliyoruz ki bunların oluşturduğu, bu bahsettiğim buzul çağındaki seviye değişiminin oluşturduğu kıyı tipine Riya tipi kıyılar diyoruz. Türkiye'de Riya tipi kıyıların en güzel görüldüğü yerler İstanbul kıyıları, özellikle İstanbul Haliç'i ve Büyükçekmece Küçükçekmece gölleri. Bunlar çok güzel. Bunun Terkos Gölü, bunun kantları. Arkadaşlar demek ki 2 numaralı yerde Riya tipi kıyıları en belirgin, en güzel biçimde görebiliyoruz. 1 numarada Boyuna Kıyı tipi var. 3 numarada Enine Kıyı tipi var. 4 numarada Boyuna Kıyı tipi var. 5 numarada yine Boyuna Kıyı tipi var. Ya diyeceğiniz, o hocam burada şurada Amanos Dağları farklı yönde uzanıyor. Arkadaşlar Amanos Dağları farklı yönde uzansa bile yine de bakınız kıyı çizgisine paralel. O zaman Amanos Dağları'nın oluşturduğu 5 numara kıyıları da Boyuna Kıyı tipine örnektir. Yine bu böyle ayrıntı spesifik bilgileri aldınız. Hadi yine iyi günlüzdesiniz diyorum arkadaşlar. Buna göre illerinden hangi ilinde güneşlenme süresinin daha uzun olduğu söylenebilir. Güneşlenme süresi herhangi bir yerde günün aydınlık halde geçen süresini ifade eder. Yani gündüz süresinin tamamı güneşlenme süresi içinde yer alır. Türkiye'de güneşlenme süresi kışın az, yazın fazladır. Adana Martin, İzmir Çanakkale. Arkadaşlar bunlardan hangisinde güneşlenme süresi en uzun? Enlem olarak Türkiye'nin en güneyinde olan, bakın ekranda benim elimi görüyorsun, en aşağıda olan illerimizde güneşlenme süresi en uzundur. O zaman Mardin ve Adana Türkiye'nin en güneyinde olduğu için arkadaşlar burada güneşlenme süresinin en uzun olduğunu, birazcık daha kuzeyde olan şurada kalan İzmir ve arkadaşlar bunun üstündeki Çanakkale'de güneşlenme süresi enlem dolayısıyla daha azdır. Ama Türkiye'de güneşlenme süresinin en az olduğu yerler
Karadeniz kıyılarımızdır değerli arkadaşlar. Bakın vejetasyon süresi ve güneşlenme ile ilgili mutlaka her sürekli soru soruyorum. Bu benim unutkanlığımdan değil arkadaşlar. Sürekli sorulduğu için, ÖSYM'e sürekli sorduğu için koymuşum bunları. Öğrenin, bilin, aklınıza, kafanıza yerleşsin artık. Yukarıdaki bir takım bilgiler verilen anaören yeri aşağıda verilen illerimizin hangisinde yer alır? Şehir merkezinden 42 kilometre uzaklıktaki Ocaklı köyü sınırları içinde bulunan anaören yeri, yerleşim ve savunmaya elverişli topografyası nedeniyle tarih öncesi dönemlerden itibaren çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Gördüğünüz gibi arada bilgiyi de ben yapmaya çalıştığım için böyle yavaşlıyorum falan ama özür dilerim. Size görüyorsunuz bütün durumu. Ani harabeleri hangi ilde? Artvin, Ardahan, Kars, Van, Hakkari arkadaşlar. Hepsini Türkiye'nin doğusundaki merkezlerden seçmişim. Ama şunu asla unutmayacaksınız. Ani harabeleri Kars ilimizde yer alır. Ani Kars'ın en önemli turistik değerlerinden bir tanesidir. Artvin, Ardahan, Van, Hakkari'de başka turistik değerler var. Aklınızda bulunsun. Ülkemizde üretilen ticari güller içinde aşağıdaki illerimizden hangisinin payı en azdır? Türkiye'de tarımı yapılan gül, dış satımda da yer tutan yağlı çiçek gillerden bir bitkidir. Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Amasya. Arkadaşlar Isparta, Burdur, Afyon, Isparta gülüyle meşhur zaten. Burdur ve Afyonkarahisar güllerin yetiştiği iklimsel olarak gül tarımına gayet uygun sahalar. Ama son yıllarda bir de Şanlıurfa'yı bunlara dahil ettiğimizde Edirne seçeneğinde Amasya gül dış satım içinde en az paya sahip olan merkez olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorunun cevabı Edirne. Geçen sene çıkmış KPSS sorusunun çok benzeri. Bak yine bana ait çok güzel bir soru. Bu sorulara karşılaşın. Türkiye yatay ve dikey yönde parçalanarak dört eşit parçaya bölündüğünde en sağ alt köşede yaşayan insanların genelde hangi yönde göç ederek nüfus hareketlerine yolculuğa söylenir. Bakın Türkiye'yi bana bakın, ekrana bakın. Yatay ve dikey yönde dört parçaya bölüyorum. En sağ alt köşede yaşayan vatandaşlar, yani Türkiye'nin güneydoğusunda yaşayan halk kitleleri diyor ki genelde hangi yönde hareket ederek göç yapıyorlar? Arkadaşlar sağ alt köşedekiler daima sol üst köşeye doğru gidiyor. Yani İstanbul'a doğru, Marmara bölgesine doğru hareket ediyor. O zaman bu hareketlilik şu tahtadaki sekmen boyuncadır. Yani güneydoğudan kuzeybatı yönünde ilerlemektedir. O zaman doğru cevabımız Denizli. Bu tip sorularda görün. Bakın bambaşka hiçbir başka kitapta göremeyeceğiz. Bir yerde göremeyeceğiz. Alakalı bir soru tipi ama çok mantıklı, çok basit ve çok güzel yapabileceğiniz beynin zihni çalıştıran bir soru tipi. Arkadaşlar dediğim gibi YouTube Doğu Ateş Coğrafya kanalına abone olmanızı, özellikle WhatsApp grupları başta olmak üzere kanalımızın linkini paylaşmanızı, sonra arkadaşlar kanalımızı diğer internet sosyal platformlarında duyurmanızı, kanalımızdaki soruların ne kadar emek vererek ne kadar güzel hazırlandığını söylemenizi, bu 1080 sorunun çözümlü olduğunu ve hiçbir yerde muadillerinin bulunmadığını, ÖSYM sorularıyla birebir aynı olduğunu söylemenizi rica ediyorum. Arkadaşlar bunun dışında yine bir D-Dogates diye bir Instagram hesabım var. Burada çok güzel Reels videoları paylaşıyorum. Bu Reels videolarının tamamı da yine bu sorulara benzer mutlaka bilmeniz gereken küçük küçük bilgileri 30 saniye, 1 dakika, 1,5 dakika gibi çok kısa sürelerde çok farklı ve çok güzel biçimde açıklıyorum. Lütfen bunları da izleyin. Dediğim gibi bunları yaparsanız çok müteşekkir olurum size. Arkadaşlar bu durumun ortaya çıkmasında faktörlerinden hangilerinin en fazla etkili olduğu söylenebilir. Türkiye'de fiziksel ayrışma yani çözünme olayın en fazla yaşandığı bölge Doğu Anadolu. Yükselti mutlak konu bitiyoruz. Arkadaşlar çözünme yani ayrışma 3 çeşitli. Fiziksel ayrışma, kimyasal ayrışma ve organik ayrışma diyorduk. Fiziksel ayrışma sıcaklık farklarına bağlı olarak ortaya çıkan. Isınıyordu, genleşiyordu, soğuyordu, büzüşüyordu. Büzüşler, paramparça oluyor, dağılıyor. İşte bu fiziksel ayrışmanın ortaya çıktığı en fazla yer Doğu Anadolu. Yani niye Doğu Anadolu? Arkadaşlar çünkü yükseltinin fazla olduğu yerlerde
karasal iklim koşulları yaşanır. Burada görülen yüksek yer, yüksek dağ karasal ikliminde sıcaklık çok artar, gündüz gece çok soğuk. Dolayısıyla dağcılar bu yüzden yüzleri kararır, elleri çatlar. Bu fiziksel ayrışmanın temel sebebi yükseltinin fazla olmasıdır. Mutlak konumun üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu göreceli konumun ortaya çıkardığı bir durum. Yani o yükseltinin yol açtığı bir durum. Bitki örtüsü yine fiziksel ayrışmanın üzerinde etkisi var ama çok küçük bir etkisi var. Bilmeniz gerektirmeyecek bir etkisi var. Dolayısıyla bunun cevabı yalnız bir Adana olacak arkadaşlar. Bu soruyu da geçiyoruz. Zonguldak Çaycuma Havaalanı'na inen uçakta bulunan yolcular illerinin hangilerinde yaşamakta olup yaşadıkları yerde havaalanı bulunmadığı için burayı kullanıyor olabilir. Şimdi aslında bu hikaye de çok tatsız bir hikaye. Zonguldak'ı çok seviyorum. Zonguldaklıları çok seviyorum. Ama Zonguldak'a yaşatılan çok tatsız bir hikayenin sonucunda ortaya çıkan bir durum. Çünkü Zonguldak Türkiye'nin en küçük ili neredeyse, bir mahalle büyüklüğünde, Yalova gibi. Niye mahalle büyüklüğünde? Zonguldak'ta işçiler, emekçiler, emekçi dostlarımız, kardeşlerimiz, maden emekçileri büyük bir direniş yapmıştı 90'lı yıllarda. O direnişten sonra Zonguldak'a öyle bir ceza verdiler ki anasını ağlattılar Zonguldak. Paramparça ettiler. Bugün küçücük bir mahalle kaldı Zonguldak'ta. Zonguldak'tan Bartın ve Karabük ayrıldı. Bu Bartın ve Karabük ayrıldı ama Zonguldak'ın imkanlarını hala kullanıyor. Ne de Zonguldak'ın imkanları? Zonguldak'ta bulunan havaalanı arkadaşlar, Çaycuma Havaalanı, Bartın ve Karabük vatandaşlarımız tarafından da yaygın olarak kullanıldığı için bu sorumuzun cevabı Denizli olacak. Aklınıza mutlaka bulunsun. İşçilerin direnişi nelere yol açıyor işte. Zonguldak'a öyle bir ceza verdiler ki bitirdiler Zonguldak'ı. Zonguldak'a çok gidiyorum, çok seviyorum. Küçücük bir yer ama her sene gittiğim bir yer. Küçücük bir il ama diyorum yani. Çok görülmesi gereken güzel yerler olan küçük bir ilimiz. Türkiye'de bulunan uranyum ve toryum rezervlerinin yukarıdaki haritada gösterilen yerlerin hangisinde bulunmaktadır? Türkiye'de bulunan uranyum ve toryum rezervleri diyeceğiz arkadaşlar burada. Yukarıdaki haritada gösterilen yerlerin hangisinde bulunmaktadır? Rezervleri. Rezerv edince doğru oldu. Edirne'de yok. Ben İzmir'de olduğunu da bilmiyorum. Arkadaşlar burada Isparta tarafında da uranyum rezervleri duymamış. Şurada Erzurum'da da bu uranyum rezervlerinin çok olduğuna dair bilgim yok. Ama geçen sene çıkmış soru. Türkiye'deki uranyum rezervlerinin çok büyük bir kısmı Yozgat'ta çok konuşulmayan, çok bilinmeyen bir konu olması bakımından geçen sene zor bir soruydu. Ayrıntı bir soruydu. Mutlaka aklınıza bulunsun arkadaşlar bu Yozgat'taki uranyum rezervleri. Kayıtlara göre Türkiye'deki sanayi işletmelerinin %71'i 12 il merkezinde toplanmıştır. Bahsedilen 12 il arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bakın Türkiye'deki sanayinin çoğu 12 ilde ama arkadaşlar bu 12 ilden de bir tanesi neredeyse %50'sine sahip sanayi tesislerinin. Bu İstanbul bu çok büyük bir tatsız değer, acı bir değer. Yani Türkiye'nin sanayisi 11 ilde ve bu 12 il merkezinde ama bu 12 il merkezde birbirine yakın yapışık vaziyette. Kuzeybatı Anadolu'da Bursa var, Ankara var, Mersin var arkadaşlar bu 12 il merkezi arasında. Kocaeli kesinlikle var. Bakın hepsi Kuzeybatı'da ama Malatya bu 12 il merkezimiz arasında yer alan bir il merkezimiz değil. Mutlaka bu da bilmeniz gereken bir soru, bir ayrıntı, güzel bir soru, kaliteli bir soru. Lütfen bu kalitemizi, bu değerleri, ÖSYM ile bu kadar birbirine uyan kavramları, cümleleri, soruları duyurun, tanıtın, söyleyin. Arkadaşlar yaklaşık 30 saniye süren bu deprem illerimizden hangisinin en az etkilenmesine ulaşmıştır? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay, Antep, Malatya, Elazığ, Adıyaman en az hangisi yok? Yani Hatay tarihtensin, yok oğlum. Bu tip depremler 500 yılda bir yaşanıyor ama Hatay'ı yok ediyormuş. Biz de bu deprem vesilesiyle öğrendik. Yine Gaziantep çok ağır darbe aldı arkadaşlar. Malatya çok yıkıldı. Mesela benim çalıştığım okulda bir sürü Malatya'da öğretmen arkadaşımız var. Adıyaman gene yerle bir oldu. Ama Elazığ arkadaşlar diğer illerimiz kadar fazla etkilenmedi. Dolayısıyla cevabımız
deniz de olacak. Şimdi yine güzel bir soru. Çok sık sorulan sorular, sizin bilmeniz gereken kavramlardan birisi. Bakın hep sizin öğrenmeniz, bilmeniz gereken kavramları esas alan ÖSYM ile paralelliği çok net sorular sordum. Lütfen hepsini izleyin. Arkadaşlar, Aras Nehri ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgi metninde yer alan ülkelerden hangileri doğrudur? Sınır çizen en önemli akarsularımızdan biri de Aras Nehri'dir. Çünkü bu akarsudan Azerbaycan, İran, Ermenistan ile hudutlarımızın belirlenmesinde yararlanır. Şimdi şunu asla unutmayacağız. Aras Nehri Türkiye'nin Azerbaycan, İran ve Ermenistan'la olan sınırının çizilmesinde, sınırın ortaya çıkmasında kullanılan bir akarsudur. Bu bakımdan çok önemlidir. Sizin kesinlikle bilmeniz gereken bir bilgi. O bilgiyi de bu soruyla vermiş olduk. Bu sorumuzun cevabı da Edirne seçeneğidir arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Aras Nehri Azerbaycan, İran ve Ermenistan'la olan Doğu Anadolu'daki sınırımızın çizilmesinde en fazla da yani bu akarsu sayesinde bu sınırı çiziyoruz. Mutlaka bileceksiniz. Diyor ki Perge Antik Kenti aşağıdaki illerden hangisinde yer almaktadır? Efes, Milet, Perge derdim ben hep. Bu Perge neredeydi arkadaşlar? Ben Perge şey diye biliyorum. Yani Burdur'da değil, Isparta değil, Mersin değil, Afyon değil ama Antalya'da olduğunu biliyorum. Çünkü Antalya Orta Doğu'nun hem Türkiye'nin hem Orta Doğu'nun en çok turist tarafından ziyaret edilen merkezi. Neden? Çünkü Antalya hem turistik hem deniz, güneş, kum var hem de tarihi değerlerin, ören yerlerinin, antik kentlerin en fazla olduğu bir merkez. Perge'yi asla unutmuyoruz. 2022 verilerine göre Türkiye'nin dış alımında en büyük pay aşağıdakilerin hangisindedir? Bakın Türkiye'nin dış alımı yani ithalat al doğu al ithal diyorum ya dışarıdan en çok biz ne alıyoruz abi en çok anamızı ağlatan Türkiye'nin belini büken petrol ve doğalgaz. Demek ki bunlar mineral yakıt olarak değerlendirilmez sakın ya yer altından çıkıyor fosil yakıt hidrokarbon diyorlar. Madencilik dilinde kesinlikle bunlar hidrokarbon Türkiye'nin en büyük payı Adana seçeneğinde doğru olarak vermiştir. Demir çelik motorlu taşıt makine ve hububat yani buğday arpa yulaf şavları kesinlikle değil. Cevabımız Adana seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Bu güzel sorudan sonra Türkiye akarsularından hangisinin havzasının bütünüyle ülkemizde bulunduğu söylenemez. Ben Türkiye'den sular topluyor, Türkiye'den denize dökülüyor. Böyle bir akarsu değildir. Çoruh Nehri değil. Ülke Çoruh Nehri Türkiye'den doğuyor, Gürcistan'dan denize ulaşıyor. A seçeneğine cevap vermiş ama Kızılırmak, Yeşilırmak, Gediz, Bakırçay Türkiye'de doğup Türkiye'de denize dökülen tamamen Türkiye akarsuları olduğu için cevabımız Adana seçeneği. Değerli arkadaşlar, hep söylüyorum. Özellikle kadın arkadaşlar bana çok ciddi yardımcı oluyor. WhatsApp gruplarınızda Doğu Ateşi YouTube kanalını duyurmanızı rica ediyorum. Bunun dışında Instagram, Facebook, X gibi birçok platformda lütfen Doğu Ateşi YouTube kanalını duyurun. Arkadaşlar kalitemiz, sorularımız 1080 tane KPSS deneme sorusu ortada. Lütfen yardımınızı esirgemeyin. Yardımınıza çok ihtiyacım var. Çünkü eğer dedim ki 10 bini geçerse abone sayım, elimden geldiğince bu kanal devam ettireceğim. Yeni ve güzel videolar hazırlayacağım. Bunun için de birçok videoyu kapattım zaten izlemeye. Arkadaşlar bu arada çok desteğiniz oluyor bugünlerde. Teşekkür ediyorum. 8 bini geçtik bu arada. 10 bini geçmemize az kaldı. Desteğinizi esirgemeyin. Hepinize pardon Instagram'da da dedugatis birimini takip etmenizi rica ediyorum, öneriyorum. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin, hoşça kalın.